Aydan Hoca ile bir mesajlaşmamız oldu. Ufak bir aksilik olmuş. Şimdi tekrardan yayına geçiyoruz. Evet, hoca geldi. Hocam merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Merhaba. Bir kopukluk oldu aramızda ama neyse ki hallettik. Sıkıntı yok. İşte ben teknoloji cahiliyim. Öyle şeyleri bilmiyorum. Farkında değilim. Estağfurullah. Çok sorun değil. Neyse. Hallettik. Başlayabiliyoruz. Sıkıntı yok. İyisiniz Tabii. inşallah. İyi. Sizleri sormalı. Hamdolsun. Biz çok iyiyiz. Şu an takipçilerimiz de geliyorlar. Kadir Özübek de geldi şu anda. Görüyorum hepsini. Hepsine selamlar. Şöyle baştan söyleyeyim arkadaşlar. Bir sorunuz olursa yorum olarak yazarsanız ben de Aydoğan Hoca'ya iletirim. Yani yorumlara hocanın sözünü kesip de yorumları okuyamıyorum. Yani sıkıntı olmasın. Şimdi baştan anlaşalım. Sonradan sıkıntı olmasın diye söylüyorum. Şimdi Aydoğan Hoca'yı hepiniz tanıyorsunuz. Ben biraz anlatayım istiyorum kendisini. 1965 Bandırma doğumlu ve işiyle pek bir alakası olmayan bir bölümden mezun. Petrol mühendisliği mezunu. Doğru mudur hocam bu? Önce petrol mühendisliği, sonra konservatuvar. Hmm, Ama petrol konservatuvar ondan mühendisliğine sonra. ben olmadım. Petrol mühendisliğini konservatuvara giriş yaşı sınırlı olduğu için son sınıfında bırakıp konservatuvara geçtim ben. Son sınıfta bırakıp geçtiniz. Yani mezun bilgisi gördüm ben çünkü o yüzden. Ha, yanlıştır. Yani eğer bitirseydim arada askerlik de yapmam gerektiğinden yaşım 23 olacaktı. Konservatuvara girme yaşıysa son sınır 21'di. Dolayısıyla petrol mühendisliği eğitimini ben son sınıf yani 3. sınıftan sonra son seneye geçerken bıraktım. Son bir yılı okumadım. Yarım petrol mühendisiyim yani. Petman. Aslında son sınıfa kadar gelmişsiniz. Yani bir şey yapılabilir. Hani yarın değil de. Bu saatten sonra petrol mühendisi mi olacağım abi? Şöyle söyleyeyim. Biz Yağmur Sergen'le Toprak Sergen'in kardeşi, işte Semih Sergen'in oğlu Yağmur Sergen'le de yayın yaptık. O da Rafadan Tayfalı Kamil diye bir karakter var. Onu seslendiriyor. O da petrol mühendisiymiş. Tabii hatta bir kamu kurumunda falan çalışıyor. Dikkatimi çekti bu bilgi. Hani sanatla uğraşan memleketimizde genelde şiir, sinema, sinema biraz böyle ayrıştırabiliriz ama özellikle yazılı sanatla uğraşan kişilerin ekseriyeti aslında edebiyat ya da ne bileyim bu tarz bir bölüm mezunu değil. Başka işler yapıyorlar ve ondan sonra buna meylediyorlar. İşte Necip Fazıl'ın memur olması, Orhan Veli'nin PTT'de çalışıyor olması vesaire arttırılabilir bu. Böyle bir durum var da o yüzden dikkatimi çekti. O yüzden söyleyeyim dedim hocam. Öyle yani. Ben petrol mühendisi olmadım. Bitirmedim yani okulu. Anladım. 1983'ten beri halk dansları eğitmenliği film dizi yarışma yazarlığı yapmakta deniyor sizin için. Yazma çizme işlerini bıraktım artık. Çünkü televizyon garip bir mecra. Bu özel kanallar ilk açıldığı zamanlarda, özellikle 90'lı yıllarda devamlı televizyonların proje talebi oluyordu. O zamanlar biraz elim kalem tuttuğu için bir şeyler yazıp çizip işte bir yerlere vermiştim. Bazı şeyler çekildi, bazı şeyler benim istediğim gibi olmadı. Film senaryolarım, dizi senaryolarım ya da yarışma formatları, matematikçi olduğumuz için aslında önce de petrol mühendisliğinin getirisi aslında matematikçiliğim. Öyle formatların falan oldu. Bu 90'lı yılların sonrasındaydı. 80'li yıllarda biraz mizah dergilerinde mizah yazarlığı geçmişim var. Yani geçmişten böyle kalem oynatma. Bir de 86'da kendi tiyatromu kurdum ben, Beyaz Gemi oyuncularını. O zamandan beri Beyaz Gemi oyuncularının içinde oynadığım bazı oyunları kendim kaleme aldım. Yani öyle yazmayla ilgili şeyim var. Sevdam var yani. Yazar çizerim arada bir. Yani neyin nefer olur.
Tabii. Böyle televizyonlarda gösterilen ya da işte hala aktif olmasa bile böyle herkesin bilebileceği türden bu format ya da ne bileyim bu tarz bir dizi televizyona dair bir çalışma var mı size ait diyebileceğimiz? Şu an yok. Benimkiler çok eski ve kısa sürede işlerdi. Biraz da küskünlüğümün sebebi o oldu zaten. Yani mesela sitcom yazarlığı gibi işte bazı yarışma formatlarına bazı şeyler yazmak gibi. Mesela bir dönem Erhan Yazıcıoğlu Seç Bakalım diye bir yarışma sunardı. Çok popülerdi. Evet. Erhan abinin o zamanki metinlerini yazıyordum mesela. Skeçler yazıyordum. Yine öyle Ramazan'da meddahlar falan yazmıştım ben yine. Yine Erhan Yazıcıoğlu oynamıştı. O dönem öyle bir Erhan abiyle yakınlığımız vardı. Paslaşıyorduk yani. Zaman zaman bazı projelerim, mesela Yumuşak GTV miydi neydi şimdi hatırlamıyorum. Öyle bir sitcom vardı. O sitcomun bir yazarı vardı ama kendine yardımcı arıyordu. Bir ara oraya bölümler yazdım. Var yani böyle yaptığım televizyona geçmiş şeyler var. Bu arada yazdığım, önerdiğim ama daha sonra bizde çok oluyor bu. Benim projemi başka bir isimle televizyonda seyrettiğim de oldu. Yani şimdi kimseye hırsız demek istemiyorum ama işte hırsızlar yani. isim ya vermezsiniz diye düşünüyorum Vermem, ben. vermem. Anladım, anladım. Sıkıntı olmasın diye. Ben sizi 1989 Bizimkiler dizisinde eski kayıtları izlerken gördüm bir sahnede böyle müdür Ergun'la beraber. Sizin oradaki rolünüz mü bitti? Yani Bizimkiler esasında rolü biten bir yapım değildi. Oradan ayrılma sebebiniz nedir? O zamanlar Umur abi yapımcı değildi, sadece yazardı. Yapımcısı başka bir adamdı. O da biraz birçok yapımcı gibi para göz bir adamdı. Ben diziye dahil olduğum zaman o zamanlar anlaşmalar 13 bölüm üzerinden yapılırdı ve her 13 bölümde bir anlaşma yenilenirdi. Rakamlar da yenilenirdi. Başlangıçta bana bir para teklif ettiler. Ben o parayı çok komik buldum. Onlar bana dediler ki sen gir bakalım bir diziye, daha genç adamsın. Belki de dizi seni istemeyecek. İyi peki, hani biraz sabret hallederiz dediler. 13 bölüm sonra zam yaparız dediler. Ben 13 oynadım, zam yok. 26 oldu, zam yok. 39 oldu, zam yok. Ondan sonra artık ben isyan ettim. Ben dedim bunu devam ettirmek istemiyorum. Onlar da dediler ki biz zam yaptık dediler. Yapılan zam mı gördüm? O zamdan sonra da kusura bakmayın ben bu paraya devam edemeyeceğim dedim. Yani tamamen para kaynaklı olarak o diziyi bıraktım. Yoksa hikayem devam ediyordu benim. Yani o Anladım. yüzden dediğim gibi giren ayrılmaz yani. Hani belki de ben girdiğim zaman Umur abi hem yazar hem yapımcı olsaydı Umur abiyle daha iyi bir diyalogumuz olabilirdi ama o yapımcı biraz tüccar bir karakterdi başlangıçtaki kişi. Onun da yaptığı işlerden hoşlanmadım. Ben de bıraktım diziyi. Yoksa o dizi 15 sene mi ne devam etti yani. 2002'de bitti o dizi. Sizin dediğiniz sene 89-90'dı galiba. Yanılıyor muyum? Sonları şöyle hatırlıyorum. Çünkü daha konservatuvardaydım ve Bakırköy Belediye Tiyatroları yeni açılmıştı. Bizim hocamız Zeliha Berksoy, Bakırköy Belediye Tiyatroları'nın genel sanat yönetmeniydi. Beni de kadroya almıştı. Tiyatro provalarıyla çakışan çekimlerim olurdu zaman zaman. Oradan hatırlıyorum 80'lerin sonu olduğunu. Anladım. Aynı benzer sebepten bizimkilerde Cihat Tamer de ayrılmıştı o dönem. Hatta Evet, onu en ilginç bir an ben geldi. oynarken zaten kardeşlerden biri Cihat Evet. Tamer'di. Diğeri Erdal Özyağcılar'dı. Sonra o kadroda öyle değişiklikler oldu. Engin abi geldi, Engin Evet. Şenkan geldi. Ondan sonra yine değişenler oldu, çok değişenler oldu.
rahmetli olanlar Yaman oldu. Ama Okay. orada büyüdü. Mesela o dizinin ana karakteri Ali karakteriydi, değil mi? Evet, Yani hatırlıyorum. anlatan, diziyi anlatan, evet. Diziyi de anlatandı. Mesela düşünün, ben oynadığım bölümlerde Ali kendi başına sandalyeye oturamıyordu. Benim öyle sahnelerim vardı. Ali'yi belinden tutup sandalyeye oturtup ona bilgisayar öğretiyordum falan. Yani benim öyle sahnelerim vardı Ali ile. Sonra Atılay Uluışık'tan Evet, bahsediyorsun. Atılay Ulaşık. O büyüdü, kocaman adam oldu, iş adamı oldu falan filan. Yani düşünün, o kadar şey bir dönem, eski bir dönem. Evet, arşivler daha yeni yeni YouTube'da ya da vesaire yerlerde yayınlanmaya başladı. Ben de oradan gördükçe böyle Bilgisayar bakıyorum. yoktu, teknoloji yoktu, internet yoktu. Dolayısıyla böyle şeyleri edinmenin yolu eskiden kasetti. Sonra bu yuvarlaklar çıktı, disk, CD, onlar Evet, çıktı. siz. Öyle öyle işte bazı şeyleri bazen arşivleme imkanınız oluyordu, ama o da hani yapımcı üşenmeyecek, onun kaydını alacak, sana bir kopya verecek de falan da filan da. Öyle çok kolay işler değildi yani. Şimdi interneti açıyoruz. Ben bile hani burada da oynamışım diyorum. Anladım. Evet, yani çok yapımda oynayınca ya da seslendirince insan hatırlayamayabiliyor. Sizin için hep şey deniyor. Ben de aynı düşüncedeyim. Günümüzde şu an en aktif seslendirme ya da işte dublaj sanatçılarından birisi. Çünkü neredeyse böyle televizyonlarda oynamış her yapımda bu irili ufaklı rollerde başrol olsun işte yan rol olsun falan hepsinde sesinizi duymak mümkün aslında. Çok Aslında aktifsiniz bu bu konuda. kadar, yani televizyonlarda artık çok fazla tekrar var. Çok fazla tekrar olduğu için bazen öyle denk geliyor olabilir. Aslında ben eskisi kadar yoğun dublaj yapmıyorum. Bu sadece pandemiyle alakalı değil. Yani pandemiden öncesi için de söylüyorum. Hani mesela ayda iki tane film, devam eden dizilerin, belgesellerin varsa, yani belli kanallarda hiç sesimi duyamazsınız. Belli platformlarda hiç sesimi duyamazsınız. Çünkü dublajcılar belli stüdyolarla çalışır. O stüdyolarda belli platform ya da kanallarla çalışırlar. Dolayısıyla siz o stüdyoya dublaja gittiğiniz için de o stüdyonun çalıştığı yerlerde sesiniz duyulur. Yani birçok şeyde eğer benim sesimi fazla duyuyorsanız, onların emin olun birçoğu tekrardır. Yani yeni dönem dediğim, hani hiç abartmıyorum, belki de 5-6 senedir ben öyle çok yoğun dublaj yapmıyorum. Yapıyorum tabii. Yani yine düzenli bir işim dublaj benim, ama eskisi kadar çok yapmıyorum yani. Anlıyorum. Siz böyle magazin bülteni seslendirmeyi bir anlamda böyle zihnimize kazıyan isim oldunuz. Aslında pazar Evet. keyfiyle. Sizden önce Tunç Elibol seslendiriyordu. Tunç Elibol'dan devraldınız pazar keyfini. Ben ilk izlediğimde çok enerjik, aktif, hani nasıl desem Gökhan Akçakara mesela, o da benzer bir işi yapıyor, seslendiriyor. Biraz ondan farklı, şey, kalın, gür ama enerjik, aktif bir ses. Hani o programları seyrettirmeye yönelik bir sesti. Bu tercihi nasıl yaptılar, size nasıl ulaştılar hocam? Yani aslında 1990'ların başında özel kanallar açılıp da hayatımıza magazin programları yoğun olarak girdiğinde, aslında magazin programları öncelikle hani böyle sanatçı, şarkıcı, türkücü gibi değil de daha çok spor magazin gibi girdi. O yüzden Evet, mesela televoleler. ilk magazin programının adı Televole'dir. Yani Evet. hem futbol hem televizyon Evet. mantığıyla. Daha çok sporcuların, futbolcuların hayatlarıyla ilgilenirlerdi. Onların hayatlarına giren çıkanlarla ilgilenirlerdi. O zaman da magazinde. Haliyle de magazin programlarını televizyonun spor spikerleri okurdu. Ya haberleri, spor haberlerini sunan ya da maç anlatan spikerleri kimlerse onlar okurdu. Benim hikayem şu. Benim hikayem 2003 ya da 2004 olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Beni aradılar.
Can Tanrıyar sizinle görüşmek istiyor diye. Ben Can Tanrıyar'ın yanına gittiğimde Can Tanrıyar bana şöyle söyledi. Dedi ki Aydoğan Bey, biz magazin yapıyoruz ama mizah magazin yapıyoruz daha çok dedi. Yani kendi yapmış olduğu pazar keyfindeki o şık rüküşler, şunlar bunlar. Evet. O bunu mizah magazin olarak değerlendiriyordu. Yani bir şaka tarafı vardı işin. Ve mizah kısmı bir spor spikeriyle çıkmıyor ortaya. Bu ancak bir aktörle çıkabilir. Böyle bir şey düşünür müsünüz dedi. Hikaye öyle başladı işte. Ondan sonra benim önüme bir şık rüküş metni verdiler. Ben okudum, beğenildi. Sonra da başladım konuşmaya. Ondan sonra uzun yıllar, o program bitene kadar daha doğrusu, ben Pazar Keyfi'nin sesi oldum. Sonra aynı şekilde ben ilk başladığımda Show TV'nin içinde başladım bu işe. Yani ben maaşımı Show TV'den alıyordum. Can Tanrıyar orada sadece müdürlerden biriydi. Sonradan Can Tanrıyar Uçan Kuş Medya'yı dışarıda kurdu. Yani kanaldan Evet. ayrıldı. Ayrılınca biz de tabii ekip olarak onunla birlikte gittik. Sonuçta Show TV'de ne yapacağım? Haberleri okuyacak halim yok. Oraya gittik. Ve programı artık Show TV'ye biz dışarıdan yapmaya başladık. Ama beraberinde devam eden Televole hala Can Tanrıyar'ın işiydi. Ve onu konuşan da yine spor spikeriydi. Show TV'nin spor spikeriydi. Bir süre sonra tabii oradaki insanlar, yani biz Show TV'nin çalışanıyız, niye senin medyana bu işi yapalım gibilerden uzaklaştılar. Bir süre sonra o Televole'nin isim hakkı da değişti. O programın adı Uçan Kuş oldu. Bir de benim üstüme Pazar Keyfi'nden başka Uçan Kuş programının sunuculuğu ve seslendirmesi de kaldı. Ben ondan O. sonra birdenbire hem Pazar Keyfi'nin sesini yapıyorum, hem Uçan Kuş'un sesini yapıyorum. Bir de aynı zamanda Uçan Kuş programını da sunuyorum. İşte yorumcular var, onlara pas atıyorum. Benim magazin hikayem öyle oldu. Anladım. Evet, sizin dediğiniz Televole'ydi. Orhan Şengürbüz seslendirdi. Evet, Rahmetli oldu. Orhan rahmetli oldu. Evet. Orhan konuşuyordu. O da işte şeyin elemanıydı. Show TV'nin elemanıydı. Evet, Dolayısıyla spor bu başka spikeriydi. bir yapım firması olduğu için yapım firması kendi başının çaresine bakmak durumunda kaldığında ben de bu tarafta o işleri de üstlendim. Bir de Uçan Kuş diye bir programda sundum yani. Beni o O. dönem yani ben hep aktör olarak tanınmayı isterim. Dublajcı olarak bile tanınmayı istemem. Ama beni o dönemde mesela magazin gazetecisi zannettiler, Can Tanrıyar'ın kardeşi zannettiler, abisi zannettiler. Yani böyle her türlü zannettiler, bir aktör zannetmediler. Ne diyelim? Sonra zaten galiba o sizin ek bilgi olarak vereyim. O dönemde geçmişte şık ve rüküş meselesinde o şıkları rüküşleri belirleyen kişi Oğuz Tongsir'di galiba. Yine o da Show TV'nin bir personeli. Oğuz Tongsir, o da Tabii spor tabii muhabiri, tabii. spor servisinden biriydi. Evet. O yapıyordu. Aslında hani ben baktığımda çok bir moda geçmişi falan ya da işte bu tarz bir şey yok. Ama buna rağmen dediğiniz gibi Can Tanrıyan'ın söylediği gibi hani mizah yaptığı için zannedersem iç yapımlardan kaynaktan birilerinden faydalanmaya çalıştılar. Yani tabii uzun yıllardır tabii o spor spikerleri tarafından seslendirildiği için ilk ben yaptığımda bu iş önce bir tepki de aldı. Yani öyle hemen alışılmadı. Evet. Mesela hiç unutmuyorum. Aynı tarihte Okan benim konservatuvardan arkadaşım Bayülgen gece programı yapıyordu. O programında da medya arkası diye bir bölüm yapıyordu. Evet. Ben pazar keyfini konuşmaya başladıktan sonra bir bölümü aldı. Bakın dedi, yeni bir tane genç çocuk bulmuşlar cinsel problemleri olan dedi. Valla. Ertesi gün ben Okan'a telefon açtım. Dedim ki ne haber? İyidir dedi. Ben dedim işte o cinsel problemleri olan çocuğum Okan dedim. Hadi canım dedi. O senin sesin mi? Oğlum dedim, yani sen nefes alsan ben tanırım. Nasıl tanıyamadım? Sonra ertesi programda bir de sağ olsun
İşte arkadaşımdır, konservatuardandır, özür dilerim falan diye küçük bir konuşma da yapmıştı o dönem. Yani başlangıçta böyle bir garip geldi insanlara, bir tepki aldı. Sonra ısındılar. Bir süre sonra da artık herkes benim gibi konuşmaya başladı magazinlere. Beni taklit eder Evet. oldu. Ben ondan sonra artık ne programı konuşursam konuşayım. İster magazin olsun, ister yemek programı olsun, ister dekorasyon programı olsun. Benden hep o tarzı istediler. O da Şeyde de zaten. benim üzerime Evet. yapıştı. Evet. Az önce arkadaşım sormuş, Asuman Kurazan'ın programında mı o seslendiriyor? Orhan Ayhan seslendiriyor onu. Yani şey, Aydoğan Hoca ile bir alakası yok. Siz tabii ondan sonra Zuhal Topal'la mutfakta. O mutfakta şey değişti mi? Yani ses şey sunucuları değişiyor galiba onun sürekli. Ben en son öyle bir şey hatırlıyorum. Zuhal Topal mı sunuyordu? Zuhal Topal'la sofrada öyle başladı, hep de öyle devam etti. Yani eskiden bu şeyler vardı, evlendirme programları vardı, o programlar yasaklandı. Yasaklanınca Zuhal Topal bir süre televizyona iş yapmadı. Sonra bu yemek programıyla döndü. Ben bu üçüncü sene işte, 3 senedir hiç değişmedi yani. Zaten kendi projesi Zuhal Hanım'ın. Bunlar birbirine karıştığı için belki ben de karıştırmış olabilirim. Yemekteyiz, sofrada, mutfakta falan böyle bir programda Evet, sizin nesiniz yemekteyiz var. yapan TV8 ve onu bizim Tarkan konuşuyordu. Evet, O Tarkan da. Hoca ile yayın yaptık. Hı. Doğru. Sonra yolunuz tabii Kurtlar Vadisi'nden de geçiyor. Kurtlar Vadisi, Raşkol. Neydi? Selahattin Bel. Ben o adamı ilk gördüğümde hakikaten Rus falan zannetmiştim. Yani tanıyorum ama hani yabancı bir aktör seslendirmeye ihtiyaç duyulmuş gibi ama normal konuşmasında falan bir sıkıntı yok. Siz seslendirmişsiniz. Çok da bir karakter katmış Yok. açıkçası role. Selahattin aynı zamanda Ankara'da belediye tiyatrosunda bir oyuncu, aktör kardeşimiz bizim Selahattin, ama dublaj bazen başka bir şey. Bazı oyuncular dublaja bulaşmak istemez. Bir başkası kendilerini konuşsun ister. Bunda bir yanlışlık yok yani. Ama Raskol benim tabii son karakterim Kurtlar Vadisi'nde. Ben Kurtlar Vadisi'nde daha önce bir Yahudi konuştum. Bir ara böyle derin devletten birilerini konuştum. Yani birkaç kişiyi konuştum. O Kurtlar Vadisi'nde şey düzeni var ya, bir adamı çıkartıyorlar, sonra bir süre sonra öldürüyorlar. Öyle ben birkaç kere öldüm orada yani. Selahattin'in oynadığı Raskol Rus baronu son karakterdi. Evet, mesela Şahin Çelik de orada hem seslendirme yaptı, hem iki farklı rolde oynadı. Tabii. Hem şey Kurtlar Vadisi, hem Pusu'da. Sonra yine Aron Feller karakterini seslendiriyordu Şahin Çelik. Yani Kurtlar Vadisi'nden yolu geçmeyen az önce arkadaş yazmış, dublaj sanatçısı yok diye. Hakikaten öyle. Yani kimin de yayın yaptıysak muhakkak ya oyuncu olarak ya da seslendirme dublaj olarak yolu geçmiş oradan. Bayağı geniş bir Kurtlar kadro. Vadisi'ne dikkat ediyorum. Sese önem veren bir dizi. Böyle bilindik seslerle çalışıyorlar. Hatta Kurtlar Vadisi'nde sesinden dolayı oynayan aktörler de var. Ben mesela sizin yeni bu Raşkon karakteriyle onun bir adamının karşılıklı Ali Ekber Diribaş seslendirmiş onu da. Karşılıklı böyle bir seslendirmeler var. O tip seslendirmeleri aynı anda mı yapıyordunuz o dönem? Yoksa farklı Yok. farklı? Tek tek giriyoruz. Hep stüdyoya tek tek giriyoruz. Uzun yıllardır tek tek giriyoruz. Artık birlikte stüdyoya girmek bitti. Dolayısıyla birbirimizi görmüyoruz. Ben karşımda kim konuşuyor, kimi konuşuyor, hiçbir şey bilmiyorum yani. Yabancı yapımlara geldiğimizde sizin seslendirmeniz yani dublaj yaptığınız en sevdiğim karakter Sherlock Holmes. Robert Downey Jr. O iki yapımda ben hakikaten çok başarılı buldum. Bir gün Kadir Özübek'le Sherlock Ha, Sherlock Holmes. Evet, Kadir Özübek söyler hani konuşuyorduk söyledim kendisine de yani hakikaten şeyle Robert Downey Jr.'la işte Günyol ve Günyol Bakoğlu ve Tamer Karadağ'ın sesi özdeşleşmiş durumdaydı. Yani sizin bu rolle aslında çok yakışan bir sesiniz oldu. Yani bu rolle aşırı derecede yakıştı. Ben oyuncudan falan bahsetmiyorum ama bu rol için gerçekten çünkü Sherlock Holmes matematik zekası, analitik zekası yüksek bir karakter. Eminim sizin de aynı şekilde olduğu için
uymuştur diye düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bundan? Bilmiyorum. Mesela onu bir tane Yargıç diye de bir film var. Orada da bir avukat oynuyordu. Orada da konuştum ben. Evet. Ama Iron Man serilerini daha çok Günyol konuştu. Bir de Tamer Karadağlı konuştu galiba, değil mi? Evet, Iron Man Galiba. karakterlerini onlar konuştular. Onlar, işte onlar başka stüdyolarda alınan işler. Böyle de bir durum var yani, onu da söyleyeyim. Yani bir film bir stüdyoda alınır, o aktörü ben konuşurum. Başka bir stüdyoda alınır, başkası konuşur. Yani artık belli bir aktörün sesi olma devri de bitti. O eskidendi. Yani belli bir aktör, o aktörü o konuşur falan. Şu anda 26 tane stüdyo var. Hani ben günü ikiye bölsem, öğleye kadar bir stüdyoya, öğleden sonra bir stüdyoya gitsem zaten gün biter. Dolayısıyla diğer 24 stüdyoya yetişme şansım yok. Oraya da benim konuştuğum aktörlerin filmleri geliyor. Ne oluyor? Bir başka arkadaşımız konuşuyor. Belki de bir başka arkadaşımızın rollerini de ben kendi stüdyomda konuşuyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani Anladım. böyle durumlar var ama hani o aktörün sesi olmak kalmadı da artık şöyle diyelim. Hani genelde kimleri konuşursun? Evet, genelde bunları konuşurum gibi bir şey var ama hani Robert Downey Jr. Mesela benim şeyimde, hani portföyümde öyle çok fazla değildir. Yani bir Pacino kadar, Dönüre kadar, bir Gary Oldman kadar, bir John Malkovich kadar, bir Gerard Depardieu kadar benim portföyümde filmi çok fazla değildir ama o şey ilgi gördü. Sherlock Holmes ilgi gördü, onu biliyorum, evet. O internette Kesinlikle. güzel şeyler okudum onunla ilgili, güzel şeyler yazmış insanlar, sağ olsun. Arkadaşlar sorularınızı not alıyorum buraya. Onları soracağım, merak etmeyin. Robert De Niro Stajyer filmi. Bunu şeyde bir yolda izlemiştim. Hakikaten o da çok başarılıydı. Yani film olarak değil ama çok yakışmış sesiniz Robert De Niro'ya. Jim Carrey'i de seslendirmişsiniz. Yekta Kopan'dan sonra mesela sizin seslendirmeniz. Aslına bakarsanız Türkiye'de ilk maskeyi konuşan, ilk Jim Carrey'i konuşan benim. Hatta ve hatta ilk maske çizgi filmini de konuşan benim Türkiye'de. Çok iyi. Ama ben Jim Carrey'nin de sesi değilim. Mesela o da Yekta ile çok özdeşleşti ve çok yakışıyor. Ama Evet. konuştum hani. Birçok filminde konuştum ben Jim Carrey'i. Daha geçen de Babamın Penguenlerinde konuştum bir stüdyoda. İşte ilk maskeyi mesela konuştum. Zaten Jim Carrey daha çok öyle tanındı. 23 numara diye bir şey vardı. Orada konuştum. Konuştum yani böyle salakla avanak diye bir şeydi. Bir keresinde mesela Jim Carrey'i konuştum. Bir başka dublajında da başka bir öbür adamı konuştum. Konuştum yani Jim Carrey'i de konuştum. Hani konuşmaksa yani ben şöyle söyleyeyim. Anaokulu polisinde ben Arnold Schwarzenegger'da konuştum. Ama ben Arnold Schwarzenegger'in sesi değil. Hani olmaz, anlatabildim mi? Ama konuşuyorsunuz. Yani önünüze bir iş konuluyor ve ondan sonra onu konuşuyorsunuz. Ama birinin sesi olmak noktasında hani Jim Carrey dediğim gibi Yekta ile çok yakışıklı. Özleşmiş. Ya çok yakışıyor yani, çok güzel oluyor. Mesela bir Scrooge hikayesi vardır, meşhur hikayedir. Charles Dickens'ın romanından uyarlama. Hani böyle yılbaşında ifrit, yaşlı bir herif. Onun animasyonunu yapmışlardı Jim Carrey'nin. Yine bir yılbaşı hikayesiydi. Mesela orada da Ben konuştum hatırlayamadım ben. Orada da konuştum mesela Jim Carrey'i. Yani konuştum, konuştum ama hani yakıştırma dersen, hani ben oturup kas yaparsam Jim Carrey'e Yekta'yı yazarım yani. ama. Anlıyorum. Ve son olarak söyleyeceğim. Prison Break'te T-Bag. Arkadaşlar çok da yazıyorlar T-Bag seslendirmesi. Ha Böyle bir evet, Scofield o da nidanızı duyuyor gibi şu anda. evet, T-Bag o da çok tutuldu, beğenildi. Yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani bizim memleketimizde böyle çok yakışıklı ve esas olanlar değil de daha çok kötü adamlar beğenildiği için. Ben de çok fazla kötü adam konuştuğum için. Ben hiç jön olmadım mesela dublajda. Hani Sherlock Holmes bir jön değil. Yani ben Brad Pitt olmadım hiçbir zaman.
yakışıklı adam konuşmadım. Ben genelde hep kötü adam konuştum. Hollywood'da da böyle bir teknik var. Size yakışıklı bir çocuğu başrolde kakalamak istiyorlarsa o filmin kötü başrolünü iyi aktör kullanıyorlar. Dolayısıyla ben hep kötü adam konuştum ama hep iyi aktör konuştum. Onlar da iyi oynuyorlar. Ben de onları taklit etmeye çalışıyorum en iyi şekilde. Beğeniliyor. T-Bag de onlardan biriydi. Yani daha doğrusu şöyle diyeyim. Sıra dışı karakterler gelip beni bulur. Ruh hastası, sapık, manyak, katil, tecavüzcü. Yani kötüdür yani. Yani Kung Fu Panda'da bile kötü adam konuşuyorum, düşünsene. Hocam bu bir isyan mı? Söyleyelim yani ne Yok, olur bir artık isyan. iyi karakter. Ben çok memnunum. Yani baksana şimdi Çok seviliyorsunuz çünkü gerçekten. Lord Chen mi? Lord Shen mi? Öyle bir kötü karakter var Kung Fu Panda'da, bir tavus kuşu. Ama işte orijinali Gary Oldman onun. Anladın mı? Yani orada iyi bir aktör var sonuçta. Sen de onu taklit ediyorsun. Dolayısıyla insanlar da beğeniyorlar. Ama ben onları taklit ediyorum. Yani mümkün olduğu kadar, kapasitem ne kadarsa onlar kadar iyi oynamaya çalışıyorum dublajda. Yapmaya çalıştığım, benim bütün çabam bu. Şimdi aşağıda yazan sorulardan birisi diyor ki Ezgi Mola'nın oyuncu hocalığını yaptığı doğru mu diyor. Böyle bir şey söylemişler. 97-2000 yılları arasında ben Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde hocalık yaptım. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde kurslar vardır. Yani enstrüman, tiyatro, bale kurslar vardır. Ve o kurslar belli yaşlara ayrılmıştır. İlkokul öncesi, ilkokul seviyesi ve lise seviyesi diye. Küçük çocukları çok kafam kaldırmadığı için lise seviyesi öğrencilerin hocasıydım ben. İşte o dönem 97'de oluşturulan sınıfın tiyatro hocasıydım ben. O sınıfta Ezgi Mola vardı, İsmail Hacıoğlu vardı. Hepsi aynı sınıftaydılar ve daha yaşları 14-15 falandı. Lisede okuyorlardı. Bir sene ben onlara eğitim verdim. Eğitimin sonunda bir minik oyun oynadık. Onları mezun ettik biz. Ertesi sene yeni kayıtlar yapıldı ve yeni bir sınıf açıldı. Ben derse gittim, girdim. Ana, bir sene önceki çocukların hepsi duruyor. Dedim ki biz sizi geçen sene mezun ettik. Defolun gidin. Ne işiniz var burada? Öğrendim ki bütün veliler yaptığımız işten çok memnun kaldıkları için Müjdat Gezen yönetimine demişler ki Aydoğan Hoca'nın dersine kimseyi kaydetmeyin. Biz çocuklarımızı bir yıl daha göndereceğiz demişler. Ve o çocuklar benden ikinci bir yıl daha eğitim aldılar. Yetmedi, bir üçüncü yıl daha eğitim aldılar. Aralarından birkaç eksilen oldu ama Ezgi mesela eksilmeyenlerden biriydi. Ondan sonra liseyi bitirdi. Ezgi zaten konservatuvar kazandı. İsmail de kazandı konservatuvar ama gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. O dizi falan çektiği için çok şey... Bir İstanbul Masalı O, falan galiba onun oynadığı o zamanlar. 2002 falan. Bir İstanbul Masalı evet, başladı. ondan sonra benden sonra yani liseyi bitirdiler. Liseyi bitirdikten sonra da gittiler. İşte o sene İsmail Altın Portakal'ı aldı. Birkaç sene sonra Ezgi aldı Altın Portakal'ı. Ben öyle bir hocayım yani. Çok iyi. O ücretli miydi o kurs hocam? Evet. Yani Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde her yıl ücretli kurslar vardır. Aylık bir aidat ödenerek eğitim alınan kurslar vardır. Her yerde olduğu gibi. Birisi şeyi sormuş, göçmen misiniz demiş hocam siz. Anne tarafım Yugoslav göçmeni, evet. Dedeler Evet. yani. Dedeler, tamam. Sonra ben bunu istemeyi çok böyle pek sevmiyorum ama arkadaşlar şey yapacağız. Testere'den bir cümle istiyoruz, yapabilirim acaba diye. Oradaki rolünüzden. Testere filmi. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Bunu mu istiyorlar? Hiç sevmem böyle Muhtemelen. şeyleri yapmayı. Ben de hani sevmediğinizi, sizi sadece siz değil yayın yaptığım bir sürü ustamızın sevmediğini bildiğim için hani imtina ederek söylüyorum ama yine de söyleyeyim çünkü okuyayım mesajları falan sonradan gönül koyuyorlar.
Leon filminde Gary Oldman konuşmuştunuz diye yazmış bir arkadaşımız. Onun aynı zamanda dublaj yönetmeniydim Şeyin Leon filminin. ben. Evet. Yani kastını da ben yaptım. Emir Taylaydı, değil mi? Emir Tak evet. Seren konuştuğu şeyi Matilda karakterini Evet. onların hepsini hatta garibim girdi içeri çocuk taklidi yapmaya kalktı. Dedim ki kızım ne yapıyorsun? Abi dedi küçük dedi. Dedim bu bir aşk hikayesi. Kendi sesinle konuş. Deniz Danış demiş ki seslendirme yapmış olduğunuz hangi filmden keyif aldınız? Ya da Ben böyle filmler. özellikle şudur budur diyemeyeceğim ama ben genel olarak buna cevabım çok nettir benim. Ben iyi aktör konuşmayı seviyorum. Çünkü ben aktörüm, ben dublajcı değilim. Ben aktörüm ve karşımda iyi bir aktör varsa onun kadar iyi yapabilme yarışı beni çok mutlu ediyor. Tabii kapasitem nedir, ne kadar yetiyorum? Yani bir De Niro, bir Pacino'yu konuşurken onu ne kadar becerebiliyorum? Tabii ki bu seyircinin takdiridir ama o yarışı seviyorum. O yüzden de mesela hani bir karate filminde konuşmak çok şirin gelmiyor bana. Para kazanmak için yapıyoruz tabii. Ama iyi aktör konuşmayı seviyorum. O yüzden her iyi aktörü konuştuğum film benim için İyi filmdir yani unutulmaz filmdir. Anlıyorum. Hocam Yeşilçam'da ki ustalarımızdan ben zannedersem bir Kamuran Uslar'la alakalı bir hani usta çırak ya da işte aynı stüdyoda çalışma gibi bir durum hatırlıyorum ama başka böyle çalıştığınız, etkilendiğiniz ustalarımız var mıdır? Ben hepsiyle Beraber. çalıştım. Yani hani Müşfik Kenter'den, Güner Ümit'ten, Mehmet Ali Erbil ki çok yoğun yapardı o zamanlar dublaj. İşte Kenan Işık'tan, Toron Karacaoğlu'ndan, işte kim geliyorsa aklına, Cüneyt Köksal Türel, Engör, Kamuran Uslar, Alev Cüneyt Sezer var rahmetli. Türel, Alev abiyle de çok çalıştım. Yani ben o tayfayla çok çalıştım. Yani onların yanında ben daha yeniydim. Dublaja yeni başlamıştım. 80'lerin başındaydım. Başında. Onlarla çok çalıştım. Ben o Kamuran Uster hikayesini aslında sadece Kamuran Uster'i söylemiyorum. Orada benim söylediğim şey şu. Benim dönemim, mesela şimdilerde insanlar birkaç ay sonra başrol konuşabiliyorlar. Çok çabuk başrol konuşabiliyorlar bu mesleğe başladıktan sonra. Benim dönemimde başrol konuşmanın süresi 5 sene falandı. Öyle kolay değildi başrol konuşmak. Bir oryantasyon mu vardı hocam? Bir Yani oryantasyon gibi bir şey mi vardı? ya bir zamanın vardır, bir günün vardır. Onu beklersin yani. Ben dublaja başladıktan 2 sene sonra böyle başrol demeyeyim ama filmde zaten 5 tane karakter var. Onlardan biri bana verildi. O benim ilk başrolüm sayılırdı. Mesela ben çok heyecanlanmıştım. Akşam erken yatmaya çalıştım. Sabah kalktım. Ses nefes çalıştım falan. Dublaja gideceğim yani. Hiç yaptığım bir şey değil bugün ama o gün yapıyordum yani. Heyecanlanmıştım. Ben başrol konuşmaya başladım sonra. Artık hep başrol konuştum. Ama başrol konuşmama rağmen bazı insanlar stüdyoya girdiğinde ben hep arkalarından girip seyrettim. Bunlardan birincisi Köksal Engür'dür. Yani bunlar benim dublajda etkilendiğim insanlar. İkincisi Kamuran Uslayer'dir. Üçüncüsü Pekcan Koşar'dır. Bu üç adamın da çok enteresan hünerleri vardı dublajda. Mesela Pekcan abi karaktere göre sesiyle oynardı. Düşün mesela Pekcan Koşar olacak iş değil dersin. Yani işte benim ulan deli Kadir benim ulan diyen Kadir inanır da konuşur Pekcan Koşar. Aynı zamanda o salon filmlerindeki o yumuşacık Tarık Akan. romantik Tarık Akan'ı da konuşur. Yani o kadar renkli kullanır ki sesini. Sesiyle çok güzel oynar. Köksal abi sesini hiç değiştirmez ama hiçbir filmi aynı konuşmaz. Tavrını değiştirir.
Sihirbaz gibi yani. Çok enteresan. Kamuran abiye de karakteri anlatırsın. Kamuran abi o andan itibaren o adam gibi konuşmaya başlar. Ya inanılmaz büyücü gibi adamlar bunlar. Bu üç adam ne zaman stüdyoya girse ben de arkalarından girerdim ve seyrederdim. Ki başrol konuşuyordum. Şimdi için söylüyorum biraz da hani böyle yeni gençlere de sistem olsun diye söylüyorum. Bazı arkadaşlarımız dublaj stüdyosuna geliyorlar. Geldikten 3 gün sonra hemen muhabbete başlıyorlar. Seyretme, kendilerini geliştirmek gibi bir çabaları olmuyor. O da minik bir sistem olsun öyle. Ben giriyordum yani. Hala onlardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Mesela 40 yaşında kaybettik. Rahmetli Osman Görgen vardı. O da çok enteresan bir adamdı. Kulağına kulaklığı takar, duyduğu sesi taklit ederdi. Ben şimdi mesela bu adamların harmanıyım. Karaktere de girerim. 80 yaşında ihtiyar da konuşurum. Genç adam da konuşurum. Kendi yaşımı da konuşurum. Manyak da konuşurum. Sapık da konuşurum. Bir animasyon karakteri de konuşurum. Komik bir adam da konuşurum. Garip sesli bir adam da konuşurum. Sesimle oynamaktan hiç çekinmem. Cesurumdur. Hep onların işte bana mirasıdır bunlar. Dolayısıyla bunlar etkilendiğim insanlar. Kamuran abinin isminin geçişi de o sebepleydi. Sevgili Murat Prostiler diyor ki seni seviyorum usta diye yazmış. Sağ olsun. Evet, o Murat da Prostiler'e yetenekli selamlar. kardeşimiz. Evet, kendisini hakikaten çok seviyoruz. Burada Serhat Durmaz ikinci defa soruyor. Aydoğan Hocam, dublajda iyi bir ritim kulağının olması ve vurmalı enstrümanın ortalamanın üzerinde çalmanın önemi nedir diye bir şey yazmış. Ben yorum katmadan direkt soruyu sorayım. Yani bir enstrüman çalıyorsa zaten ritim duygusu vardır. Yani vurmalı bir şeyler çalıyorsa ritim duygusu var. Ritim duygusu önemli bizde. Çünkü her konuştuğumuz her aktörün mutlaka ve mutlaka bir oyun temposu, konuşma temposu, bir enerji, ona göre bir enerjisi, bizim o hani iç enerjide temperaman dediğimiz şey vardır ve bunu yakalamak için hem iyi bir kulağa sahip olmalısınız hem de iyi bir ritim duygusuna sahip olmalısınız. Tonlama ve vurguları iyi alabilmek için de dediğim gibi kulağa sahip olmalısınız. Mesela konservatuvar sınavlarında piyano sınavı yaparlar. Herkes der ki biz şarkıcı mı olacağız? Hayır değil. Yarın öbür gün verilecek bir tonu, bir vurguyu kulağın alıyor mu? Ona bakarlar. Yani duyduğun bir şeyi taklit edebiliyor musun? Ona bakarlar. Kulağını kontrol ederler bu anlamda. O nedenle hani bir insan, bu işi yapacak bir insanın tabii ki hem ritim duygusu önemli hem de kulağının olması lazım. Duyduğunu tekrar edebilmeli. Horus diye birisi Ercan Geçkin'in selamı var demiş. Siz tanıyor Sağ ol. musunuz? Bilmiyorum. Ercan öğrencim benim. 15 yaşında geldi benim elime. Şimdi 30 yaşında Ercan. Şu anda benim eğitimlerimde Ercan yardımcı öğretmenlik yapıyor bana. Asiste ediyor. Tamam, selamı da söylemiş olduk. Şimdi seslendirme, dublajsız 80'lerin ortalarında mı, başlarında başladınız galiba, değil mi seslendirmeye, dublajı? 84 galiba. 84 olması lazım. Benim de gözlemlerime göre hani böyle biraz arşiv araştırması yapınca, işte geçmişe bakınca sanki sizin de tespitiniz bu yöndedir diye düşünüyorum. 1990 özel kanallardan sonra başka bir çağa geçti sanki seslendirme. Az önce dediğiniz gibi işte belli bir sene bekleyip başrol konuşma meselesi o sene değildi. Birkaç ayda falan konuşulmaya başlandı. Böyle yeni bir çağ gibi başladı. Şimdi o çağ sizce hala devam ediyor mu? Yoksa dijital platformların başlamasıyla beraber, hayatımıza girmesiyle beraber yeni bir çağ mı başladı? Sanki böyle dijital platformlar biraz daha şey yaptı bunu. Az önce dediğiniz olayı daha da hızlandırdı sanki. Her telden, her sesten kişiler konuşmaya başladı gibi. Böyle karakteristik ses çok fazla olmamaya başladı. Eskiden hani özel kanallardan önceki dönemde filmler prova edilerek kaydedilirdi. Yani biz filmin belli bir sahnesini önceden seyreder, onu birden fazla bazen defalarca prova eder. Onu prova ettikten sonra o parçayı hazır edip olgunlaştırdıktan sonra kaydını yapardık.
1990 yılından itibaren özel kanalların açılıp 24 saat yayına geçmeleri ve o zamanlar çok fazla yerli yapım olmadığı için televizyonun tamamı neredeyse dublaj olduğundan ve böyle bir sürü özel kanal açıldığından prova bizim için zaman kaybı olmaya başladı. Çünkü filmin yayına yetişmesi lazım. 90'dan itibaren prova kaldırıldı. O gün bugündür biz provasız giriyoruz. Yani ben stüdyonun içine giriyorum, kulaklığı takıyorum, film oynamaya başlıyor, ben o konuşmaya başlıyorum. Ne filmi daha önce seyrettim, ne konuştuğum adamın bir kare sonra ne yapacağını biliyorum, ne de önümdeki metni daha önce okudum. İlk kez okuyorum. Şimdi bu hale geldi. Dolayısıyla eski özen kalmadı. Ha diyeceksiniz ki eskiler çok mu muhteşem yapıyorlardı? Onların kusuru yok muydu? Onlar da çok fazla ses parlatıyorlardı. Çok doğal değillerdi. Yani konuşmaları sahteydi. Mesela o sesle gidip ekmek alınmaz bakkaldan. Yani şimdi dublaj daha doğala dönmeye başladı. Daha günlük konuşmaya başladık. Ben bundan taraftarım zaten. Dijital platformlarda bir titizlik var ama o titizlik tamamen teknik bir titizlik. Yani aman ağızlar şu kadar şöyle olsun, şu esler böyle olsun. Tamamen teknik bir titizlik ama bir rolün konuşulması konusunda, kast yapılması konusunda hala aynı titizliğin var olduğunu çok da düşünmüyorum. Ve belli klişelerle devam ediyor zaten. Anladım. Şey soracağım. Şimdiye kadar tahmini kaç tane karakter film seslendirmişsinizdir hocam? Bilmiyorum Geçen ama Kerem Kubanbay 10.000'in üstünde karakter ya da böyle şey seslendirme yapmışımdır dedi. Sizin o civarda var mıdır? 10.000 olur mu ya? Çok daha fazla olması lazım. Yani Kerem bile daha çocuk yaşta bu işe başladı. Belki Kerem benden de önce başlamış olabilir biliyor musun? Hani yaşı benden küçüktür ama benden önce başlamış olabilir. Yani ben 100.000 falan demesini beklerim. Neden dersen çok basit bir hesap yapayım bak. Çok basit bir hesap yapayım. Özel kanallar açıldı. Benim rekorum mesela 22 parça bir günde. Bir günde 22 parça işte konuştum. İçinde belgeseli var, filmi var, dizisi var, çizgisi var, şusu var, busu var. Ortalama 5 parça konuşmuş olsa bir insan, yılda da 60 gün tatil yapıp 300 gün çalışsa, 300 çarpı 5 ne yapar? 1500 yapar. Değil mi? Bayağı fazla yapıyor yani. 1500 yapar. Bunu 10 seneyle çarp 15 bin yapar, 30 seneyle çarp 45 bin yapar. Hesap bu kadar basit. Ve biz şimdi öyle yapıyoruz. Evet, dişler Biz de öyle yapıyoruz şu anda. Ki bir dönemimiz bizim o kadar yoğundu ki o özel kanalların ilk açıldığı yıllarda yayına yetişeceğiz. Ben mesela hiç unutmuyorum. Sungun abiyle birlikte bir gün bir film konuştuk. Filmi konuştuk, filmi bitirdik. Bir kahve içtik, ondan sonra eve gittik. Ben eve gittiğimde açtım televizyonu, bizim az önce konuştuğumuz film oynuyordu. Yani o hızda iş yapılıyordu. Yayına iş yetiştiriyorduk. Dolayısıyla bir dönem o kadar çok fazla iş konuştuk ki, hani Kerem 10 bin az söylemiş, bence 100 bin falan demeliydi. Ben 100 bin diyorum yani, ki Kerem'in belki de 130 bindir yani. Çünkü o Bunu bile TRT'de başladı. 2016'da 2016'daki programda söylemişti. Şenol Apar'ı diyor ki sesimiz hakkımızdır projesi hakkında ne düşünüyorsunuz diyor. Bir ara oyuncu sendikası Sercan Gidişoğlu zannetsem böyle bir şey başlatmıştı. Sesimiz hakkımızdır diye bir proje başlatmıştı. Bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş arkadaş. Yani bu hepimiz kayıtlıyız oraya. Zaten hepimiz üyeyiz o sendikaya. İşte bulunmamız gereken toplantılarda da bulunup gerekli bilgileri alıyoruz. Daha çok Sercan ilgileniyor bu işlerle. Ya tabii ki yani ne düşünebilirim ki? MÜYAP, MESAM, bir yer daha var. Bunlar mesela müzik konusunda telifi hallettiler. Biz hala telifi halledemedik. Biz hala rakamları ulusal kanallarda Netflix'in seviyesine getiremedik. Tabii ki sesimiz hakkımızdır. Şu an yaptığımız işin karşılığı değildir alınan rakamlar. Bu rakamlar yükselmelidir ve acilen Türkiye'deki bütün yerel işler, hani Digitürk, D-Smart, yani ulusal kanallar bilmem ne, acilen ve acilen Netflix'in seviyesine çıkmalılar ve bize hakkımızı vermeliler. Ben birçoğunda bu yüzden konuşmuyorum.
Beni mesela son dönemde duyarsanız Netflix filmlerinde duyarsınız. Ulusal kanallarda bir şey duyarsanız bilin ki o en az 3 yıl önce almışımdır onun dublajını. Ücretlerin bu kadar aşağı çekilmesinin sebebi nedir peki hocam? Geçmişten gelen bir şeydir o. Geçmişten gelen bir hatadır. İşte o yine 1990 yılında özel kanalların açılmasını ben mesleki bir felaket olarak tanımlarım her zaman. Neden? Çünkü bir sürü özel kanal açıldı ve normalde günde biz belli sayıda işe giderdik ve saatle çalışırdık. Seans diye bir usulümüz vardı. 3 saate bir seans denirdi ve o bir seans için dublajcı olarak kendinin belirlediğin bir fiyatın vardı. Ve bunu da ahlaklıca belirlerdin. Mesela ben dublaja ilk başladığımda ilk kaşem benim 7,5 liraydı. Aynı tarihte en pahalı insan Güner Ümit'ti. Onun kaşesi 100 liraydı. Herkes haddini bilir, yerini bilir. Her yıl uygun bir şekilde zammını yapar, yavaş yavaş yükselir. Arkadan yenileri gelir. Ustaların da kendi fiyatlarını yükseltirler. Sistem bu şekildedir. Bu sistem 1990 yılında özel kanalların gelmesiyle değiştirildi ve dendi ki artık parça başına geçiyoruz. Bir film parası, bir belgesel parası, bir çizgi parası. Ama çizgi film 20 dakika, belgesel 50 dakika, film 100 dakika. Hepsine aynı parayı mı vereceğiz? Hayır. Filme bu parayı veriyorduk, belgesele onun yarısını, çizgi filme onun da yarısını vereceğiz diye bir sistem getirildi. Ve o sistem geldikten sonra, oturtulduktan sonra düzenli olarak biz 6 ayda bir zam yapardık. Ocak'ta ve Temmuz ayında. İşte bu zamlar durdu o 90'dan sonra. Anladım. Şimdi bir soru soracağım ama onun öncesinde şey sormak istiyorum. Güner Ümit'ten bahsettiniz de Güner Ümit nerede hocam? Hiç bilmiyorum vallahi. Hiç Ya bilmiyorum. ben Güner Ümit'e birkaç Çok şekilde ulaşmaya çalıştım ama. hem çok yetenekli bir insandı. O da mesela çok kıvrak adamlardan biriydi. Onu da mesela eski Yeşilçam'da bütün kötü adamlar, yabancı filmlerde bütün o komik sıra dışı karakterler falan hep Güner Ümit konuşurdu ve muhteşem bir dublajcıydı Güner Ümit. Yani kesinlikle ben yani o toplumda belli kesiminde oluşan manasız bir tepki var kendisine karşı ama ben hala bu tepkinin kendisinin özür dilemiş olmasına rağmen manasız bir tepki olduğunu düşünüyorum. Ben ulaşmaya çalıştım kendisine ama en son Silivri'de oturuyormuş zannedersem ama ulaşmaya çalışıyorum. Ulaşırsam pandemi bittikten sonra kabul ederse kendisini bir ziyaret etmek isterim. Böylesine yetenekli, böylesine muhteşem bir insanın böyle piyasadan uzak kalması çok büyük bir kayıp. Evet. Hem çok esprilidir, mizah gücü çok Kesinlikle. yüksektir. Muhteşemdir. Yani Güner abi özel insanlardan biridir. Yani televizyonlarda kimler kimler neler neler söyledi. Anlık bir şeyle yazık oldu. Yani ben yazık oldu diye düşünüyorum. Bunun defalarca özrünü de diledi zaten ve ondan sonra bir Tabii. programa tekrar başladı bile o. Sonuçta medeni bir insan. Yani bunun bir insanların alınmasını, kırılmasını isteyecek bir karakter değil ki Güner abi. Tabii ki Kesinlikle. isteyecek, özürünü diler yani. Önemli olan orada konunun boyut değiştirmemesiydi ama ne yazık ki Güner abi Evet. belki de kendi seçimi, kendi küstü, sormadık, Evet, bilmiyoruz. evet. O yüzden. Bence de o yüzden. Hatipoğlu diye bir arkadaşımız diyor ki seslendirme yapabilmek için illa büyük şehirlerde mi olmamız gerekiyor? Bu zannedersem eğitim alıp stüdyolara gitmek durumundan bahsediyor. Şimdi artık bu pandemi dolayısıyla birçok arkadaşımız kendi evine sistem kurdu ve evinden konuşabiliyor. Fakat bunun için size iş göndermeleri lazım. İş gönderebilmeleri için de sizi tanımaları lazım. Belki bundan 2 sene sonra yaşadığınız şehirde kendi evinizde bunu yapabilirsiniz ama başlangıçta ilk 1 2 sene elbette işin içinde olup bilinmeniz ve tanınmanız lazım. Yani ben işte
dublaj eğitimi aldım, ondan sonra geçtim evde iş bekliyorum derseniz kimse size iş göndermez. Size iş gönderilmesi için sizi tanımaları lazım. Haliyle İstanbul'da böyle bir sürecin yaşanması kaçınılmaz oluyor. Hani bizim eğitimlerimizde de öyle. Mesela ben şu an Federal Film Akademi'de eğitimcilik yapıyorum. İzmir'de şubemiz var, Bursa'da şubemiz var, İstanbul'da şubemiz var. Ve biz oralarda bu eğitimleri verirken oradaki arkadaşlar da soruyor. Ben onlara da aynı şeyi söylüyorum. Yani başlangıçta işin içine girmek, mesleğin içinde dublajcı olarak tanınmak için ne yazık ki hani her ülkenin bir Hollywood'u var. Türkiye'ninki de İstanbul işte. Yani bir süre orada yaşamak gerekiyor. Ha bir süre sonra kendi sisteminizi kurup istediğiniz şehirde yaşayıp o işi yapabilirsiniz. Öyle yapan da bir sürü arkadaşımız var. Hatta İstanbul'da olup stüdyolara gitmeyip evinden yapıp gönderen arkadaşlarımız var. Şu son pandemi döneminde o biraz daha böyle arttı onun sayısı. Anladım. Erdener 1981 isimli bir kullanıcım, efekt yapan emekçilerden bahsetmiştiniz diyor hocam. Evet. Dublaj yaparken efekt yapan emekçilerden bahsetmiştiniz. Onlardan bir bahseder misiniz? Diyor kendisi. İşte şeyden hani eskiden filmlerin sesleri yoktu. Yani şimdi bugün işte mesleki jargonda miksaj bölümünde olan arkadaşların kullandığı bir tabirdir. Enterband diyorlar. Aslında o internasyonel bilmem ne Zatzortband uzun bir adı var. Kısaca enterband diyorlar. O enterbandda şimdi filmin müziği, köpek havlaması yani işte çarpışma sesi, doğa olayları, insan sesi dışında aklınıza gelebilecek bütün sesler orijinal bir kayıt olarak geliyor şimdi. Ve siz dublaj yapıyorsunuz. O orijinal film müzik ve efektiyle Türkçe dublaj birleşince ortaya biz filmin sanki orijinalinin üzerine Türkçe konuşuyormuşuz gibi bir durumu çıkıyor. Eskiden tek kayıt ses vardı, tek bant vardı. O kaydı alabilmek için oraya dublaj sesini alabilmek için alttaki sesi silmek zorundaydın. Otomatikman filmin efektleri, köpek havlamaları, kaza büt, araba açma kapama, kapı açma kapama, pencere, neyse yağmur sesi, onların hepsi kayboluyordu. Çünkü biz üstüne dublaj yapınca alttaki bütün sesler siliniyordu. Çünkü ikinci bir kanal yoktu teknolojik olarak. O yüzden de dublaj stüdyolarının içinde efektörler vardı. Ve efektörler filmde insan sesi dışındaki bütün sesleri yaparlardı. Kapı açılmasından tut da Cüneyt Arkın'ın attığı oklara kadar. Anladım. Şenol Apar'ı diyor ki Lost'un 6. sezonunda seslendirme neden yapılmadı? Siz galiba seslendirme yönetmeniymişsiniz orada. Evet, bilmem kanal almamıştır. Yani Bu o kadar dönem basit o zaman. bir kanal vardı, TNT mi? TNT'ydi galiba. O kanala yapılıyordu. TNT diye bir kanal vardı bir dönem, orada yayınlanıyordu. Lost, ben onun dublaj yönetmeniydim. Yani kanal 5. bölüme kadar satın almıştır, 6. bölümü satın almamıştır. Ya da TNT kapandı, belki de Lost'un 5. bölümü bitti, TNT kapandı, onu da bilmiyorum yani. Yani Olabilir. bilmiyorum. Sizin TRT belgeselde bir programınız vardı. Bir şey tarihçi bir arkadaşla ismini hatırlayamadım. Çok böyle tontiş bir Talha. abi. İsmini hatırlayamadım. Talha Uğurlar. Şimdi hatırladım. Evet. Bu proje kimin fikriydi? Onun muydu yoksa sizin miydi? Çünkü sizin daha çok rolünüz vardı gibi orada sanki. Yani birkaç bölüm izledim ben o zaman. Şimdi o şöyle, o aslında Talha ve eniştesi Profesör Doktor Muammer Kayatekin tarafından yazılmış bir kitap. Tarih tıbbı konuşturdu diye bir kitap yazmışlar beraberce. Geçmişte olan olayları bugünün tıbbıyla karşılaştırılıp o dönemde o olaylar nasıl aslında gerçekleşmiş olabilirin araştırma kitabıydı o. Talha'nın çok iyi bir tarih bilgisi var. O dönemin tarihini biliyor. Muammer de şeye çok hakim tabii ki. Bilime çok hakim. Mesela işte Fatih Sultan Mehmet eceliyle mi öldü yoksa öldürüldü mü?
İşte Abdülaziz şeye mi kurban gitti, cinayete mi kurban gitti yoksa intihar mı etti gibi olayları bugünün bilimiyle o günkü verileri karşılaştırıp sonucun ne olabileceğine dair fikirler üreten bir kitaptı o. Ve içinde böyle başlıklar vardı işte. Yani mesela işte maraton hikayesi. O maratonu hatırlıyorum. Ha, yani Duymuştum. maraton diye bir ova var Yunanistan'da. Orada kazanılan bir zaferin Atina'ya iletilmesi lazım. Atina'daki hani savaşı kazandık diye Atina'ya iletilmesi lazım. Askerlerden bir tanesi diyor ki ben iletirim diyor. Diyorlar ki lan nasıl olur 42 kilometre ben giderim diyor. Koşarak gidiyor. Haberini veriyor ve ondan sonra beyni su topladığı için haberi verdikten sonra da ölüyor. Zaten bugünkü maraton koşularının 42 kilometre olmasının hikayesi de o aynı zamanda. İşte o dönem o adam neden öldü? Mesela onun araştırılması falan filan gibi öyle bir şeydi. O aslında uzun soluklu bir iş olacaktı. Öyle başladı ama ne yazık ki 6 bölüm sonra kalktı. 6 bölüm mü 5 bölüm mü öyle bir şey çektik biz onu. Ve orada aslında profesörü Muammer'in kendisi oynayacaktı. Fakat Muammer oyunculuğa cesaret edemeyince Talha kendini oynadı. Ben Muammer'i oynadım orada. Yani kitabın yazarını Anladım. Şimdi burada altta bir sesin seslendirmeye uygun olup olmadığı söylenebilir mi? Çevremde çok uygun diye gaz verenler var bana diyor. Adı güzel Celal diye bir arkadaşımız yazmış. oynadım. Adı da güzel, sesi de güzel. Ama onun dublajla hiçbir ilgisi yok çünkü her sesin bir rolü vardır. O yüzden hani belli ses, işte belki de eskilerin bize kötülüğü budur. Eskiden hep böyle enteresan tınlayan sesler dublaj yapmış. O yüzden de sesi biraz böyle çıktıysa kesin dublaj yapıyordur ya da aktördür falan gibi bir imaj oluşmuş. Halbuki hiç öyle değil. Ben her zaman söylüyorum. Dublajı bakkaldan ekmek alır gibi yaptığın gün başarılısın dublajda. Hani bakkala gitsen Necati abi bir ekmek verir misin desen Necati tuhaf tuhaf bakar ne oldu bir şey mi var diye. Çünkü bir doğallık vardır, bir sadelik, bir tabiilik vardır konuşmada. Dolayısıyla ses tınısı diyoruz biz buna. Ses rengi ya da daha şiirsel olsun. Ses rengine aldanarak bir insan dublajcı olur olmaz falan bunlarla konunun hiçbir alakası yok. Bu işin temeli oyunculuk, oyunculuğun da temeli duygudur. Duygularınız varsa dublaj yaparsınız. Sesiniz Bu önemli. konuyla alakalı Cem Yılmaz Bir Tat Bir Doku oyununda diyordu ki biz diyor Taksim'de çalıştığımız zaman orada büfelere giderdik. Orada tiyatrocu abilerimiz gelirdi. Biz bir kelime söylerlerdi. Biz böyle bir cümlede irkilirdik. İşte korkarım bir kaşarlı falan derlerdi. Dublaj sesiyle kaşarlı tost istemek dediğinizde çıkıyor evet. İşte o komik oluyor yani. Komik oluyor. Gerçekçi olmuyor yani. Gerçekçi olmuyor. O yüzden ben dublajın da hayat gibi olanını seviyorum. Günlük hayatta nasıl böyle bir sadelik varsa o sadeliğin dublajda da olmasını istiyorum. Mikrofonun başına geçip ses parlatıp ses şovu yapma yeri değildir dublaj. Anladım. Duyguları çıkarma yeridir. Muhammed Yaşar, bunu ben de soracaktım da o da sormuş. Diyor ki, bu işin duayeni kimdir? Ya da kimlerdir? Anlattım işte. Sonra soruları okumayınca gönül koymasın arkadaşlar. Yaşayan efsaneler ya da şöyle Yeşilçam'dan böyle çok hayranı olduğunuz böyle idol olarak seçtiğiniz bir ses var mıydı? Yani ben öyle enteresan tınlayan seslerden etkilenen bir adam değilim. Çocukluğumda mesela ben sinema önlerinde takılırdım. Sonra o zamanlar ön sıralara birinci derlerdi. 75 kuruştu birinci. Onu alacak bileti bulduk mu gözlerimiz bozula bozula en ön sıradan film izlerdik falan. Ben aynı filmi 6 kere izlerdim. Sonra mahalleye gelip filmi kare kare arkadaşlara anlatırdım. Rolleri dağıtırdım. Kendim mutlaka Cüneyt Arkın olurdum. Aslan payını alırdım yani filmi anlattığım için. Mahallede de mutlaka her zaman böyle henüz bitmemiş, önünde kum döküntüsü olan bir inşaat olurdu. O inşaatta o filmi benim anlattığım senaryoyla canlandırırdık ve ben orada ses taklitleri yapardım.
Bırak ulan kızı, gelirsem oraya, etten falan diye. Ben bunların aslında makarasını yapan adamdım. Daha sonra dublaja başladığımda da sadece duyduğum sesler şey, evet bunlar çocukluğumun sesleri. Yani onun duygusu vardı ama hani dublajı yapmak konusunda ses güzelliği takılıp kaldığım bir şey değildir. Ben sadeliği seviyorum. Anladım. İlk konuştuğunuz rolü hatırlıyor musunuz? İlk konuştuğunuz rolü. İlk konuştuğum rolü hatırlamıyorum. Hatırlayamam çünkü rol konuşturmadılar. İlk gittiğim dublajda bana rabarba yaptırdılar. Bir de öyle bağıran çocuklara hey falan dedirttiler. Polis Akademisi, ilk polis akademisi. İlk polis akademisi. Evet. O zamanlar çünkü sinemalarda dublajlı oynardı filmler. Biz zaten özel kanal, özel kanal yok. Eskiden öyle sinemalarda altyazılı film diye bir şey yoktu. Bütün sinemalarda filmler dublajlı oynardı. Biz sinemaya dublaj yapardık. Oyun seslendirmesi yaptınız mı hocam? Oyun seslendirmesi derken bilgisayar oyunu mu? Bilgisayar oyunları, evet. Şu son dönemde çok revaçta bilgisayar oyunları. Evet, yaptım. Hatta bir tane bir şey var. Hep Takip internette edenler varsa. bulabiliyorlar. Mort Kaiser mi, Morde bilmem ne, öyle bir oyun karakteri var. Herkes bana onunla hitap ediyor. Ben onu konuşuyormuşum. Ben ne konuştuğumu farkında değilim yani. Bir oyun var ya, çok popüler bir oyun. Sonra bir konuşmanızda şey diyorsunuz. TEDx'te bir konuşmanızı izledim. Orada seslendirme ile dublaj arasında bir farktan bahsediyorsunuz. Seslendirmenin aslında dublajın bir sanat olmadığını da söylemiştiniz. Jess Molho'nun bir programında. Aslında benim için bir sanat değildir diyorsunuz. Nur Subaşı da rahmetli, o da size katılıyor. Şöyle söyleyeyim. Aslında diyorsunuz ki sanatı yapan, rolü yapan oyuncu. Ben sadece onu bir nevi oyununu ortaya çıkartıyorum, seslendiriyorum diyorsunuz. Ben adamın oyununu bozamam ki. Yani adam bir şey oynamış, ben başka bir şey konuşabilir miyim üstüne? Adam ne yapıyorsa onu yapıyorum. Dolayısıyla ne yapıyorum? Taklit ediyorum. Bu kadar basit. Yani adamın yaptığının dışında bir şey yaparsam zaten o dublaj kötü görünür. Haliyle yaptığım şey taklit. Üstüne yapmak. Bu her zaman verdiğim örnek. Yani Van Gogh'un tablosunun üzerinden elime fırça alıp üstünden geçince ben Van Gogh olabilir miyim? Bu onun gibi bir Aslında aslında şeyde Yeşilçam'da bu tip durumlar var. Hani oyunculuğu çok böyle sıfır olan, belki de eksiler de olan bir şekilde kamera önünde güzelliğiyle olsun, yakışıklılığıyla olsun bir şekilde kamera önünde olan insanların sesleriyle kurtarmaya çalışmışlar. Tabii bu kalıcı olmamış. Peki bu yapılanın ismi, hani bu sanat mıdır? Yeşilçam'da yapılanın ismini söylüyorum. Sizce nedir bu? Açığı kapatmışlar çünkü. yani oradaki insanların konuşamaması ve onu bir tiyatrocunun ya da dublajcının konuşmasının bir tek sebebi var. Altta oynayan adamın ne dediği anlaşılmıyor da o yüzden. Anladın mı? Yani konuşması problemli ya da ağzında diyalek var, belli bir yörenin ağzı var. Belki peltek, belki bir harfi söyleyemiyor ama güzel, ama yakışıklı. Yani sonuçta onun üzerine temiz bir Türkçe ile dublajcı onun konuşmasını düzeltiyor. Dolayısıyla ortada yine bir sanat yok ki, sadece onu anlaşılır hale getiriyor. Ya ben mesela yıllar önce böyle Küçük Emrah benzeri bir film konuştum. Böyle bir tane çocuk, yine gençtim ben de o zamanlar. Yeşilçam daha vardı yani. Hatta başrolde Ahu Tuğba oynuyor da ben Ahu Tuğba'nın çocuğunu konuşuyordum falan. Babası ölerek başlıyor. Annesiyle bu kalıyorlar işte ortalıkta. Klasik yani, Küçük Emrah mantığında bir film yani. O çocuğu da Küçük Emrah rakip olarak mı çıkarmışlardı o dönem, hatırlamıyorum falan. Çocuk geliyor böyle, babası yatıyor yatakta, şöyle koyuyor başını ve duruyor. Ya kabak gibi görünüyor herif. Çocuk duruyor işte. Kılı bile kıpırdamıyor çocuğun. Omzu bile oynamıyor. Ve orada yönetmen benden şunu istiyor: baba diye bağırmamı istiyor. Diyorum ki kılı kıpırdamıyor. Abi biz öyle çekmek istedik de çocuk oynayamadı. Sen yap diyorlar bana mesela. Öyle dublajlar yaptım ben yani. Yani ne yapmış oluyorum ki? Yani bu sanat mı yapmış oldum?
Yok canım, yani orada birileri kurtarılmış, kurtarmışlar yani. Anlıyorum. Bu konuda fikrinizi gerçi söylemiştiniz ama aslında şunu sormak istiyorum. Şimdi Türkiye'de de bir ses bir oyuncu ile özdeşleşmiş bir durumda. Mesela işte Sungun Babacan deyince işte Tom Cruise, Uğur Taşdemir, Nicolas Cage, işte az önce Yekta Kopan, Jim Carrey falan demiştik. İşte Murat Şen deyince işte Kaptan Jack Sparrow, Johnny Depp geliyor aklımıza ya da işte Legolas geliyor. Böyle bir özdeşleşme, yani bir aktörle özdeşleşme sizce gerekli mi, olmalı mı? Çünkü şu an dediğinizde bir şikayet sezdim. Hani sizin seslendirdiğinizi bir başkası seslendirebiliyor başka bir stüdyoda. Sizce böyle bir Ben özdeşleşme şikayet olur olarak mu? söylemedim. Sistem böyle. Yapacak bir şey yok. Şimdi eskiden yapılan dublaj sayısı azdı ve belli bir noktadan çıkıyordu. Dolayısıyla herkesin rolünü takip etmek için vakti vardı. Ama şimdi vakit yok. Haliyle herkes her şeyi konuşuyor. Ben hani bunu sistem bu hale getirdi. Ben sistem etmiyorum ya da şikayet etmiyorum. Hani eskiden mesela ne kadar rakatsın varsa hepsini Çetin Tekindor konuşurdu. Hatta Evet. Çetin abi olur da başka bir aktör konuşursa benim anam şey derdi. Bak bunu da rakatsın konuşmuş derdi. Yani artık Çok iyi. o kadar özdeşleşmiş bir şey vardı ortada. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi öyle bir şey olmadığı için böyle ha bu da doğru mudur yanlış mıdır bunu da bilmiyorum. Ben mesela şuna da karşıyım. Mesela atıyorum diyelim ki Dustin Hoffman. Kim konuşuyor Dustin Hoffman'ı? Sezai Aydın değil mi? Harika, çok güzel. Dustin Hoffman'ı konuşuyor. İyi de şimdi Dustin Hoffman belli bir yaş aldı. Sezai abi de belli bir yaş aldı. Dustin Hoffman'ın 20 yaşındaki filmi gelince tekrar Sezai abi konuşmasın. Arkadan bir genç kardeşimizi yetiştirelim. Ben bilmem kimi konuşuyorsam, işte atıyorum William Macy'yi konuşuyorsam 20 yaşındaki filmini bana konuşturma. Genç bir kardeşimiz konuşsun. Çünkü William Macy gelmiş 60 yaşına, ben gelmişim 55 yaşına. Yani belli bir insanın belli bir seste kalması da zaten söz konusu değil. Ses pürüzlenen bir şey zaman içinde, yorulan bir şey. Enerjisini kaybeden bir şey. Alain Delon'u zamanında Mümtaz Sevinç seslendirmedi diye TRT'nin telefonları kilitlenmiş. Tabii çünkü eskiden diyorum ya bu bir illüzyondu eskiden. Yani mesela şöyle bir şey var. Yalan rüzgarını kadınlar ekrana bakmadan seyrederlerdi. Yalan Rüzgar diye günlük bir dizi vardı. Ekrana bakmadan mutfakta işini yapıp yemeğini yapıp kulağıyla radyo dinler gibi takip ederdi. Niye? Bunu ayırt etmesini sağlayan şey neydi? Seslerdi işte. Yani şimdi o illüzyon kalamaz çünkü çok fazla kanal var ve her kanal şimdi insanlar şöyle zannediyor. Mesela Terminator filminin bir tane dublajı var zannediliyor. Değil. Kanal D aldığı zaman o filmi yayınlamak için kendi stüdyosuna götürüp dublajlatıyor. O Kanal D'de yayınlanıyor. Daha sonra Terminator'u ATV aldığı zaman ATV kendi stüdyosunda bir daha dublajlatıyor onu. Öbür Show TV aldığında bir daha dublajlatıyor. Ben Terminatör'de 7 kere konuştum ya. 7 kere konuştum Terminatör'de. Dördünde aynı adamı konuştum. Üçünde başka başka adamlar konuştum. 7 kere konuştum. Terminatör'ün bir tane dublajı yok. Filmlerin de bir tane dublajı yok. Dolayısıyla değişir yani sesler. O illüzyon kaybolur. O dönem için geçerli. TRT tek kanal zaten akşamları 2 saat yayın var. Hepi topu insanlar onu merakla bekliyorlar, izliyorlar falan filan. Öyle bir dönem için tamam Alain Delon'u niye Mümtaz Sevinç konuşmadı diye olay çıkmış olabilir. O zamanlar o zamanlar film bittiği zaman konuşanların rol ve dublajcının ismi yazardı TRT'de. Evet. Yapsalar ya şimdi kanallar bunu. Hadi dizi her hafta yayınlanıyor ve her hafta yazmasınlar kabul eyvallah. Ama filmin sonunda yazdı ya şunu şu konuştu bu. Ben dublajcıları çocukken dublajcıları isimlerini bu sayede bilirdim. Yoksa nereden bileceğim? Şimdi mesela biri benim sesimi tanıyor. Yüzümü bilmiyor.
Hatta görürse bu ses bu heriften mi çıkıyor? Ne çirkin herifmiş diyor. Yok, sağ aşağı. Yani şey o. Yani ses, görüntü, isim bunların hepsi başka başka şeyler. Ama bunu öğreten bize TRT'ydi yine. Çocuktuk. TRT siyah beyazdı, tek kanaldı. Bir film biterdi. Film bittikten sonra kimlerin konuştuğunu, isimlerini yazardı. Biz hiç yüzlerini bile görmediğimiz insanları sesleriyle isimlerini bilirdik. Öyle bir ahlak vardı. Şimdi filmlerin finalindeki o emek verenlerin bölümü bile yayınlanmıyor. Hemen kesip reklama giriyorlar. Halbuki bütün emek orada. Bütün emek orada. Belki sen filmin müziğini merak ettin, belki kostümünü merak ettin, belki efekti merak ettin, belki filanca şarkıyı merak ettin filmin içinde geçen. Bütün bilgiler orada, bütün emek verenler orada. O emeğin hepsine şak bir bıçak atıyorlar, reklamlara giriyorlar. Sonra da 1 Mayıs Emekçi Bayramı paylaşımları yapılıyor. Ya onu bilemem işte, artık oralara girmeyeyim. Anladım, anladım. Usta çırak ilişkisini soracaktım. Şimdi siz akademide bunu sağlamaya çalışıyorsunuz bir anlamda. İşte Bediye Hoca var, işte siz varsınız, bir tane hoca var, Elif Hoca var, Kadir Hoca var. Usta çırak ilişkisini oluşturmaya çalışıyorsunuz bir anlamda. Ama sizin hariciniz ya da işte Başkent İletişim Akademisi de bunu yapıyor. Bu seslendirmeyi yapmak isteyenler, meraklı olanlar stüdyolara gidip bu usta yani bu pandemi sonrası için söylüyorum. Stüdyolara gidip usta çırak ilişkisini tekrar oluşturabilir mi? Sizin de hani seyrediyordum diyordunuz ya ustalarımızı girdiklerinde stüdyoya. Bunu nasıl yapabilirler? Tabii yani işte bu pandemi geçtiği zaman gelsinler seyretsinler. Ben daha önce bu pandemi olmadan önce mesela bunu şey de yapmıştım, bir ödül sistemi de yapmıştım. Mesela derse giriyordum, o günkü en iyi performansı, ertesi gün gel stüdyoya beni izle diyordum mesela. Yani gelsin görsün. Ertesi hafta bir başkasını çağırıyordum, bir başkasını çağır. Yani o iş nasıl yapılıyor, o sırada ben onu nasıl yapıyorum, gör. Gözlemle. Bir de artık stüdyolarda bir tane stüdyo yok. Eskiden de o. Şimdi bir stüdyoya gittiğin zaman içinde en az 5 tane, 6 tane, mesela Aklıkara'da 9 tane stüdyo var. Yani ben A stüdyosuna girdiysen B, C, D öbür stüdyolarda da bir sürü dublajcı var. Gelsin onu da seyretsin. Bir kadın konuşmacıyı seyretsin. Bir erkek konuşmacıyı seyretsin. Bir çocuk konuşmacıyı seyretsin. Yani kimin ne yaptığını, neyi nasıl yaptığını görsün. Birçok çocuk rolünü hanım arkadaşlarımız konuşuyor. Onları Evet. seyretsin. Nasıl yapıyor, nasıl beceriyor? Şimdi bizde çok fazla yaşlı insan kalmadı dublajda. O yüzden ben çok fazla 80 yaşında adam konuşuyorum. Nasıl konuşuyorum onu, nasıl yapıyorum? Belki bilmem neyi nasıl yapıyor. Gelsinler, görsünler, gözlemlesinler, tabii ki seyretsinler. Yani bu pandemi kalkınca gitsinler bunları görsünler, seyretsinler. Ama onların bazen derdi şu oluyor. Stüdyodan kapağı içeri attın mı? Tamam, ondan sonra yak sigarayı, al çayı, hop dedikodu, muhabbet. Çünkü artık dublajcı oldu. Yok öyle bir şey. Bu da bizi izleyenlerin kulağına küpe olsun. Yapmasınlar böyle bir şey. Hocam şey soracağım. Sevmediğiniz bir aktörü ya da ne bileyim bir karakteri seslendirmek zorunda kaldınız mı? Dublaj yapmak zorunda kaldınız mı? Yok. Yani ben bu işi para kazanmak için yapıyorum. Dolayısıyla benim önüme ne koyarlarsa onu konuşuyorum ben. Yani çok 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 kötü aktörler konuştum ben. Yani benim aktör olarak konuşmaya belki de yani ciddiye almayacağım adamlar konuştum. Yani eskiden Brezilya dizileri vardı. 450 bölüm bitmek bilmiyordu. Birinci bölümde ağlamaya başlıyordu adam. 225. bölümde hala ağlıyordu. Öyle diziler vardı. O adamları konuşacaksın ne olacak, konuşmayacaksın ne olacak. Ama işte para, parça başı para kazanıyorsun. O gün 5 bölüm dizi alırsan, işte dizi başına da 10 bin lira alırsan, günde 50 bin lira aldım, oh hadi döneyim evime dersin. Yani odur yani. Para kazanmak için, yoksa çok çok kötü filmler, çok çok kötü aktörler konuştum yani. Benim iki tane sorum kaldı hocam. Tamam. Birincisi bir arkadaşımız da sormuş aslında. Son dönem seslendirme yapan kişiler hakkında ne düşünüyorsunuz da isim de sormuş. Murat Şen ve Umut Tabak hakkında ne düşünüyorsunuz? Nasıl başarılı buluyor musunuz? Şeklinde bir soru sormuş bir arkadaşımız. Murat da
Umut da ikisi de konservatuarlı, son derece yetenekli aktörler. Benim onları Kesinlikle. başarılı bulmamak gibi bir durumum yok. Yani ben her zaman bunu söylüyorum. Dublaj yapacaksanız mutlaka mutlaka aktörlük eğitimine sürtünün. Çünkü yarın öbür gün bir aktöre ses vereceksiniz. Aktörün dilinden aktör anlar. Duygusu yoksa dublaj yok. Bunun her zaman örneği, mesela film geliyor sinemaya değil mi? Altyazılı olarak. Gidiyorsun filmi seyrediyorsun. Film hüzünlü, ağlıyorsun. Çıkıyorsun arkadaşını anlatıyorsun. Diyorsun ki ya bugün bir filme gittim ne ağladım ne ağladım falan filan. Sonra o film dublajlı olarak televizyona geliyor. Arkadaşına diyorsun ki bak sana söylemiştim yani çok ağladığım film televizyonda oynuyor. Seyrediyorsun ağlamıyorsun. Niye? Çünkü dublajcı bütün duygusunu yok etmiş filmin. Sonra da diyorsun ki lan ben bunun nesine ağlamıştım. Hayır. Orijinalini seyretsen yine ağlayacaksın da. Dublajda hali yok etmiş filmi. Duygusunu yok etmiş. Bozmuş filmi. Sesimi parlatacağım. David ben döndüm diyeceğim diye gerçeklikten uzaklaşmış, duygular yok olmuş, içi boşalmış, iş bir ses gösterisine dönmüş, bir okumaya dönmüş, bir melodiye dönmüş, bir melodili konuşma da bu da çok fazla var dublajda. Herkes melodili konuştuğunda oyun verdiğini zannediyor. Öyle mi diyorsun David? Diyorum ki bu albümün hangi parçası? Derere. Anladın mı? Yani bu kadar melodili konuşulur mu? Yani kayboluyor yani. İçi kayboluyor. Hikayesi kayboluyor. Dolayısıyla ne oluyor? O oturuyorsun diyorsun ki lan ben bunun nesini ağladım? Yok. Orijinalini izlesen yine ağlayacaksın. Dublaj o yüzden çok önemli. Onu yapabilmek için de o bilgiye, o donanıma sahip olman lazım. Ve bu arada yetenek doğuştan değildir. Yetenek çalışılarak kazanılır. Ama tembellikle meslek sahibi olunmaz. Çok doğru. Murat Şen ve Umut Tabak için ben de söyleyeyim. Ben ikisini de hakikaten çok seviyorum. Çok başarılı isimler. Yani benim onları başarılı diye addettirmem gerektirmeyecek kadar başarılı insanlar. Allah yollarını açık etsin. Hakikaten çok seviyorum ikisini de. Ben şey soracağım. Beraber seslendirme yapmaktan en çok keyif aldınız. Böyle hani insan ritmi uyar ya. Ya bununla aynı stüdyoda yaptığımızda ya da işte böyle turum kayıt şeklinde yaptığımızda çok keyif aldım dediğiniz birisi oldu mu? Vardır muhtemelen. Tabii Bir o isim verebilir misiniz? eskilerde kaldı. Yani o 2000'li yıllardan önceydi. Yani bilgisayar icat oldu, mertlik bozuldu. Ondan sonra hep stüdyoya tek tek girmeye başladık. Dolayısıyla kimseyle bir arada olmamaya başladık. Ama ben şeyi seviyorum. Oyun alışverişini seviyorum. Mesela Bediye ablayla karşılıklı konuşmaktan zevk alıyorum. Çünkü o günlük hayatta nasıl konuşuyorsa mikrofonun başına geçince de aynı konuşuyor. Yani müthiş bir hüner. Zaten yetenekli bir aktris. Yani var böyle çok arkadaşımız var. Çok arkadaşımız var. Yani karşılıklı konuşmaktan zevk aldığım, keyif aldığım. İş ki o bana oyun versin, o oyunu versin. Ben de ona oyun vereyim. O zaten karşılıklı keyfe dönüşüyor bir süre sonra. Tulum kayıtlarda tabii birlikte girdiğimiz tulum kayıtlarda ama o kayıtlar kalmadı zaten. Onlar çok 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 eskilerde kaldılar artık. Anladım. Bir de ben hobilerinizi merak ediyorum. Seslendirme ve Valla tiyatro, oyunculuk çıkardığımız zaman hayatınızdan Aydoğan Temel neler yapar? yani zaten bu ülkede yaşıyorsan tiyatro hobin demektir. Evet. Hobilerimden bir tanesi tiyatro. Her ne kadar konservatuvar okuduysam da tiyatro hobilerimden biri. Yazmayı seviyorum ama bu aralar bir durgunluk var. Böyle pandemi mandemi olunca şey dedim, o ne güzel bak evdeyim ne yazarım dedim ama o tuhaf bir psikolojiymiş, onu daha iyi anladım. Yazamıyorsun. O yazmak başka bir şey. O bir geliyor, başlıyorsun yazmaya. Yazmayı seviyorum. Notlar almayı seviyorum. Kitap okuyorum dersem çok da böyle büyük bir laf etmek istemem. Ama çok oyun okurum ben. Hani çok kitap okurum dersem çok doğru söylememiş olabilirim. Hani arada bir alıp okuduğum kitaplar vardır. Ama çok oyun okurum ben. Yani yıllık ortalamaya vurursak günde bir oyun bitiririm dersem abartmamış olurum. Yani senede ben 250-300 oyun okurum yani. Merak ederim.
kim ne yapmış, ne yazmış. Hep böyle arşiv içindir bunlar. Kafanın bir Yerli kenarında olsun. yabancı. Yerli yabancı fark etmez. Önüme ne gelirse okurum. Bazen mesela gençler oluyor, bir şey yazdık hocam diyorlar, gönderin okuyayım diyorum. Yani yarın öbür gün tiyatromda mesela bir şey oynayacaksam, ha şu oyun diyebilirim. Onun da yolu çok okuyup beyni arşivlemekten geçiyor. O anlamda da çok kitap okurum diyemem. Televizyon seyrederim ben. Ben iyi bir televizyon izleyicisiyim. Televizyonda başlayan her dizinin ilk bölümünü mutlaka izlerim. Kim ne yapmış haberdar olmak için. Onun dışında böyle hobi diyebileceğimiz şeyler bende yoktur. Yani spor yapmam, balık tutmam, bisiklete binmem. Aksine benim hobim ayaklarımı uzatmaktır yani. Ben bir Çok an güzel. boşluk buldum, hop uzanırım yani. Evet, onu seviyorum. Şey söylemiştiniz ya, hani gençler böyle oyun gönderir hocam nasıl olmuş diye. Hiç seslendirme gönderiyorlar mı böyle videolar? Hocam bakabilir misiniz nasıl Of, olmuş? of, of, of. Keşke onu dile getirmeseydik. Ben gönderdiklerini Hayır, biliyorum. düşünün, Tekrar sorayım dedim. bir sürü öğrencimiz var. Bir de sosyal medya sağ olsun, oradan da sağ olsun sevgi ve saygıyla yaklaşan bir sürü arkadaş var. Hepsi birden bir şey yapıp gönderiyorlar. Otur, onları seyret. Şimdi cevap vermezsen de o şey diye düşünüyor. Hani onu ciddiye mi almadım? Hayır, ciddiye almamak değil ama 100 tane şeyi seyredip yüzüne de yorum ve cevap yazmak ciddi bir mesai. O yüzden de zaman zaman yanıtlamaya çalışıyorum ama hepsini de yanıtlayamadığım oluyor yani. Oluyor. Biliyorum. Onlardan haberdarım hocam. Yani bana da gönderiyorlar. Ben de hani ben bu işin erbabı değilim. Erbabına gönderin dediğimizde işte Aydın Hoca'ya da gönderdik. İsmen geçtiği için söyleyeyim. Orada gönderdik. Paylaşır mısınız? Nasıl buluyorsunuz? Değerlendirir misiniz? Falan şeklinde oluyor tabii. Ama ben bu işin erbabı olmadığım için değerlendiremiyorum. Sadece bir dinleyici olarak yapabiliyorum Ama ancak. şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Eğer bir kere temel olarak bir oyunculuk eğitimi yoksa, aktörlük eğitimi yoksa, bir dublaj eğitimi yoksa, kimse boşuna evde bir şeyler yapıp da göndermez. Onu söyleyebilirim. Çünkü onların içinde onların sorusu şu. Benden dublajcı olur mu? Bu sorunun cevabı 4 saat ben konuşursam eğer. Yani benden dublajcı olur muyu, bana gönderdiği bir tek sesle anlayabileceğimi düşünmesi tamamen yanlış bir şey. Zaten birçok arkadaşımız, biz akademide derse geliyorlar ya, ilk geldikleri derste, ilk derste ben onlara bu mesleği bir anlatmaya başlıyorum. O ana kadar o kursa geldiyse zaten bu mesleğin sempatizanıdır, değil mi? Ya en azından bir şeyler biliyordur, bir bilgisi vardır diye düşünürsün. Herkes hiçbir şey bilmediğini öğreniyor ilk derste. Aslında mesleğe dair. İşin bambaşka bir şey. Her şeyden önce bir eğlence, bir hobi olmadığını, bir meslek olduğunu ve işin ciddiyetini o gün anlıyorlar. Ama bu şey yapıp evde bir tane film açıp onun da üzerine işte Kayseri şivesiyle komik bir dublaj yapıp YouTube'da yayınlamakla bu mesleğin hiçbir ilgisi yok. O eğlence o. Ya da işte yaptım, konuştum falan değil. Bu yani şu anda insanların hepsi dublajı şey zannediyorlar. Lafı ağza oturtabilme becerisi. Konunun bununla hiçbir alakası yok. Kursta zaten bunun eğitimi 5 dakika. Yani laf ağza nasıl oturtulurun eğitimi 5 dakika. 5 dakika sonra herkes onu öğrenmiş oluyor. Dublaj bu değil. Dublaj bambaşka bir şey. Onu anlatmak zaman istiyor. O yüzden de hani evde yaptığınız herhangi bir şeyi, herhangi bir eğitim almadan, henüz bilmeden bana gönderdiğiniz zaman ben çok ağır şeyler söyleyebilirim. İncinebilirsin. O yüzden bence git bir yerlerde bu işi öğren. Kesinlikle. İki tane şey kalmış. Onlara cevaplayayım. Evet, Zuhal Topal programındaki dış ses Aydoğan Hoca. Evet. Yine aşağıda şey söylemişler. Eskiden TRT jeneriklerinde seslendim. Mesela sanatçılara akardı bu konuları ne düşünüyorsunuz? Konuştuk bunu da hocayla. Ben bu videoyu paylaşacağım arkadaşım.
konusunda, Zuhal Topal konusunda bir küçük açıklama yapayım. Tabii. Ben sadece dış sesim. Yani o program Ya. sırasında kameranın arkasında programı yönlendiren başka bir arkadaş var. Beni çekimde zannediyorlar, oradayım zannediyorlar. Değil. Onun ettiği lafları bana gönderiyorlar. Ben bunu evde seslendirip gönderiyorum. Çünkü mesela Zuhal Topal ve ekibi bu hafta Adana'da yarışıyor diyor. Oradan biri bana Instagram'dan yazmış. Abi bize Adana'dan selam söylesene. O zannediyor ki program canlı, ben de orada Adana'dayım. Orada konu değil, ben evde konuşuyorum. Konudan haberim yok benim. Biliyorum, Tarkan Hoca da geçen söyledi. Aslında orada arka planda bir hanım ablamız şey yapıyor, konuşuyor. Ben aslında onu seslendiriyorum diyor programda. Bizde de bir erkek var, bir kardeşimiz var. Burada da o yapıyor. Şey de, çenesi de kuvvetli, güzel de yönetiyor programı. Sonra onun laflarını bana gönderiyorlar. Ben sadece onun, hani yine dublaj yapıyorum bir tür. Onu seslendiriyorum bu sefer. Anladım. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben çok Kırmadınız beni teşekkür ederim. katıldığınız için. Bu Estağfurullah. böyle evde kaldık, bunaldık, sıkıldık falan. Ben çok güzel bir yayın yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah faydalı olmuşuzdur bizi izleyenlere. Kimi Umuyorum. kırdıysak, sürçülisan ettiysek affolsun. Ben bu yayını hem Instagram'da hem de YouTube'da da paylaşacağım. İzlemek isteyen arkadaşlarımız oradan da izleyebilir. Belki sormak isteyip de geç kaldıkları durumlar varsa, sorular varsa onların cevabını bulacaktır. Ben genel her şeyi sormaya çalıştım. Bu işin inşallah tekrarını da yapmak nasip olur. İnşallah. Bursa'ya geldiğinizde muhakkak ziyaretinize geleceğim hocam. Şu şey açılsın, muhakkak geleceğim. Ha tamam, peki. Bitsin de Beklerim şu inşallah. İnşallah. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar hocam. görüşürüz. Teşekkür Görüşürüz. ederim. Kolay gelsin. Sağ Rica ol. ederim. Hayırlı günler.